Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 2 hafta öncesinde bir 4060'lı sistem aldım. İçerisinde AMD'nin Ryzen 5 5600 işlemcisi vardı. İşlemcide bildiğiniz üzere stok soğutucu direktmen geliyordu. Ve performans testlerinde bunları test ederken işlemci sıcaklığının çok fazla olduğunu gördük. Çünkü ben Mardin'de yaşıyorum mesela ve bizim gündüzlerin minimum zaten 40 dereceyi görüyor. Ya 40 dereceyi gördüğünden dolayı işlemcinin yani 95 dereceleri kadar gördüğü oldu. O yüzden ciddi anlamda sıkıntı bir durum. Ben de bir internette araştırma yaptım. Araştırma sırasında ciddi anlamda şöyle görebilirsiniz. ID Calling'in S224XTS Black modelini satın aldım. Yani bunu bayağı öneriyordular. Ya bunun zaten RGB'li olanı var, RGB'siz olanı var. Ben RGB'siz olanını tercih ettim çünkü RAM'leri de göstermiştim sizlere. RAM'ler de benim RAM'ler de RGB'siz. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde şöyle göstereyim. XPG'nin D60G serisini kullanıyordum. Bunlar bir anda bir baktım yandı. Yani bunların yanma olayının da RGB'den olduğunu söylediler bana. Ne kadar doğru bilemiyorum ama. O yüzden artık ne alırsam alayım RGB'siz almaya çalışıyorum. Bakalım. Hadi bakalım kutu açılımına geçelim. Hop arkadaşlar yine ben. Şimdi geldik en güzel yerine. Şimdi arkadaşlar şu ikisini taktık. Şu ikisini takarken arka tarafın da arka bu çerçevenin de açık olması gerekiyor. Orayı unutmayın çünkü orada da bir tabla var. O tabla düşüyor. O tablayı tekrar tutuşturup bunlar ile sabitlemeniz gerekiyor. Bunlar da zaten kullanım kılavuzunda ciddi anlamda çok güzel anlatılmış. AMD için ayrı, Intel için ayrı. O yüzden bayağı iyi. Ya bir sıkıntınız olsa bile oradan açıklayıcı bir şekilde bakıp yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, soğutucuyu takacağımız zaman dikkat etmeniz gereken şeyler mevcut. Şimdi fark ettiyseniz şöyle gösterirsem. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa. Uzun olan tarafı şu taraf RAM'lere yakın tarafı olacak. Yani RAM'lere yakın olan tarafa takacağız o tarafı. RAM'lere temas olmasın diye. Çünkü bizim fanımız da oraya gelecek. Fanımız da oraya geleceği için oraya mecburen şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Bismillah diyelim.
Arkadaşlar şimdi sağlam bir şekilde fanımızı yerleştirdik. Şimdi sıra ID Color'un normal fanına, pervanesine hatta. Şimdi radyatöre gelebilmesi için şu tarz şeyleri var, çentikleri var. Bunlar çıkıp giriyor zaten. Bunları biz takıyoruz. Yani çok operatif bir şey yapmışlar. Yani bayağı beğendim ben. Şimdi takmaya çalışalım. Hop. Her iki taraftan da radyatörün arasına giriyor bunlar. Biraz çekmem gerekiyor. Hop. Buradan da biraz çekersem. Şuradan oturdu. Hop. Şuradan da oturdu. Okey. Güzel. Şimdi pin yeri de şöyle yakından göstermek isterim ki pin yeri gördüğünüz şu gri kısım. Buraya pinimizi takıyoruz. Şöyle size tripod'u yerleştireyim. Evet girdin hadi. Hop tamam. Bunu da taktık. Bir de ID Color öyle bir şey yapmış. Direktmen bu kablosunu içerisinden geçirebiliyorsunuz. Bu da hiçbir şekilde fan pervanesini etkilemiyor. Yani bayağı iyi. Ben bunu birazdan içeriye doğru kıvırıp böyle devam edeceğim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten birazdan küçük bir sinematik gelir. Ondan sonra ise direktmen performans testine başlarız. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Beğenip abone olabilirsiniz. Hadi devam edelim.